Yani çözüm süreci o türbülanslı şeyden çıkmış gibi görünüyor. Liderlenme, toparlanma oldu. Ama yapılan açıklamalara baktığımızda, yani Başbakan Davutoğlu'nun, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'ın yaptığı açıklamalara baktığımızda aslında iki taraflı yürüyor. Yani bir taraftan hükümet kanadı kamu düzenini önemsediğini ve bu çerçevede PKK'nın sorumlu davranması gerektiğini, bir mutlak eylemsizliğe doğru gitmesi gerektiğini, sadece silahlı saldırılar polise ve askere yapılanların haricinde onun dışındaki eylemlerin yapılmaya devam edildiğini, bunların da ortadan kalkması gerektiğini söylerken bir taraftan sanki sopayı da gösteriyor ama bir taraftan işin havuç tarafı da ilerliyor. Yani bir toparlama, bir tahkim etme süreci, pozisyonları tahkim etme. Kararlıyız. Eğer süreci devam ettirmezseniz biz onu da karşılayabilecek durumdayız pozisyonunu ortaya koyup, ama öbür taraftan da hem izleme kurulunun oluşturulması süreci, hem İmralı ile yapılan görüşmelerin devam etmesi ve bugünkü işte o açıklamayla ortaya çıkan şey şu ki taraflar iki türlü bir toparlama içerisindeler. Bir, kamuoyu toparlaması. Yani hükümet cenahına baktığında Türkiye kamuoyuna şunu göstermeye çalışıyor. Ben kamu düzeni konusunda ısrarcıyım ama çözüm sürecinde de yeni bir aşamaya geldik. Yeni girişimler olacak, yeni şeyler yapacağız. PKK açısından bakıldığında, yani Abdullah Öcalan'ın yaptığı şey de işi içerisinde Rojava'yı Şengal'i de katarak, aslında ben hani Kürtlerin hakları ile ilgili, bu davası ile ilgili meseleyi görüyorum. Nitekim çözüm süreci de bunun içerisinde bir perspektifi oturmaktadır gibi yeni bir söyleme doğru geçiyor. Bu geçen seneki Nevruz'dan bence biraz farklı. Bu seneki Nevruz'da farklı şeyler söyleyeceğini de işaret ediyor Abdullah Öcalan'ın. Yani kesinlikle bunun içerisinde Rojava'yı katacak, orada yaşananları katacak bir perspektif olacak bu. Ama neticede yine de Kürt milliyetçilerinin tatmin olacağı, onları tatmin edecek bir perspektifi de vermeye çalışıyor. Dolayısıyla her iki taraf hem bir pozisyon gösterme, hem bir toparlama, hem de çözüm sürecine devam kararlılığını aynı anda ifade etmiş oluyorlar. Yani gördüğümüz şey bu.